Videomuza geçmeden önce bu tarz içeriklerin daha çok gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Alev Oraloğlu, Keloğlan ile Can Kız filminde Can Kız'ı canlandırmıştır. Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Sanatçı Lale Oraloğlu'nun kızı olan Alev Oraloğlu, çocuk yaşlarda annesiyle birlikte başladığı sanat hayatına özel Alman lisesinden mezun olduktan sonra İstanbul Şehir Tiyatroları kadrosunda devam etmiştir. Oyunculuk yeteneğini tiyatro ile sınırlandırmayan sanatçı, kamera karşısına da geçerek sinema ve dizi filmlerde rol almıştır. İlk oynadığı filmin yönetmeni annesi Lale Oraloğlu'dur. Son olarak 2012 yılında Krem dizisinde ve bazı bölümlerinde de Arka Sokaklar'da yer almıştır. Rüştü Asyalı, Keloğlan ile Can Kız filminde Keloğlan'ı canlandırmıştır. Rüştü Asyalı, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu, ayrıca da yönetmen, rejisör, senaryo yazarı ve seslendirme sanatçısıdır. Lise yıllarında Ankara Halk Evleri Genel Merkezi'nde açılan tiyatro kurslarına başlamıştır. Mezun olduktan sonra 1970 yılında devlet tiyatroları sanatçısı olarak profesyonel oyunculuk yaşamına başlamıştır. 9 Temmuz 2008'de devlet tiyatroları baş rejisörlüğüne getirilmiştir. 2012 yılının Mart ayında görevinden emekliye ayrılmıştır. 12 yıldır Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde diksiyon, spikerlik ve sunuculuk, seslendirme ve oyunculuk eğitimleri vermektedir. Aydın Babaoğlu, Keloğlan ile Can Kız filminde Bastı Bacak karakterini canlandırmıştır. Keloğlan'ın yoldaşı, can arkadaşı, adamı olarak biricik rolüyle tanınıp sevilmiştir. Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler adlı film ile oyunculuğa başlamış ve yan rollerde oynadığı sadece 9 film çevirmiştir. 1984 yılında ufak bir rolde yer aldığı Duvardaki Kan adlı dizi ile ekranlarda görülüp oyunculuğu bırakmış, daha sonra Erdemir Demir Çelik AŞ fabrikasında bir süre çalışıp emekli olmuştur. Annesinin ölümünden sonra Zonguldak'taki yeğeninin yanına yerleşmiş, burada emekli maaşı ve gayrimenkul gelirleriyle refah içinde yaşamını sürdürmüştür. 31 Mart 2009'da kanser nedeniyle Zonguldak'ta vefat etmiş ve burada defnedilmiştir. Deniz Erkanat, Keloğlan ile Can Kız filminde prenses olarak yer almıştır. Deniz Erkanat, 1946 yılında Eskişehir'de doğmuştur. 1971 yılında katıldığı Ses Mecmuası artist yarışmasında Tarık Akan ve Aytaç Arman'dan sonra üçüncü olmuştur. Deniz Erkanat, ilk filmi Hülya Koçyiğit ve Edison'un başrolde oynadığı Hayatım Senindir filmidir. 1997 yılına kadar 50 civarında filmde rol alan sanatçı, ayrıca iki çocuk annesidir. Son olarak 2008 yılında yayınlanan Ece isimli dizide büyücü karakterini canlandıran Erkanat, bir süredir ekranlardan uzakta bir hayat sürmektedir. Ekrem Gökkaya, Keloğlan ile Can Kız filminde Vezir'i canlandırmıştır. Ekrem Turan Gökkaya, Türk aktör, senarist ve film yapımcısıdır. Gökkaya, 5 Şubat 1934'te Konya'da doğmuştur. İstanbul Erkek Lisesi ve İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'nde öğrenim görmüştür. 1959'da başlayıp 2021'de hayatını kaybedene kadar oyuncu, senarist, yapımcı olarak hayatına devam etmiştir. Hulusi Kentmen, Keloğlan Aramızda filminde Hüsnü karakterini canlandırmıştır. Hulusi Kentmen, Türk sinema oyuncusu ve tiyatro sanatçısıdır. İzmit Körfezi'nde büyümüştür. Akçakoca İlkokulu'nun tiyatro salonunda ilk sanat denemelerini yapmıştır. Kentmen, 1942-1988 yılları arasında 500'e yakın filmde rol almıştır. Türk sinemasında bir klasik olan oyuncu, 81 yaşında 20 Aralık 1993'te böbrek yetmezliği sonucu yaşamını yitirmiştir. Zeynep Değirmencioğlu, Keloğlan ve Yedi Cüceler filminde Pamuk Prenses olarak yer almıştır. Zeynep Değirmencioğlu, Türk sinema oyuncusudur. Beyaz Perde'ye henüz 2 yaşındayken Papatya filmiyle geçmiştir. Ama esas ününü 1960'da Ayşecik filmleriyle yapmıştır. 1990 yılından bu yana İstanbul'da emlakçılık yapan Zeynep Değirmencioğlu, Erkan ve Volkan adında iki çocuk annesidir. Sinemayı hiç özlemediğini belirten Değirmencioğlu, 2012 senesinde İstanbul'un Fenerbahçe semtinde kendi soyadını taşıyan Değirmencioğlu Kebap Ocakbaşı restoranını hizmete açmıştır.
Bu tarz içeriklerin daha çok gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoya beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz.